Efendim, İstanbul'da deniz yüzeyindeki kirlilik üzerine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Marmara Denizi'nde inceleme yaptı. Peki sonuçlar neyi gösteriyor, neye işaret ediyor? Deniz salyası kabusu geri mi dönüyor? Yanıtını CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak konuyla birlikte aktaracak. Evet, geçtiğimiz haftalarda ve özellikle geçtiğimiz birkaç gün önce denizlerin yüzeyinde tekrar deniz salyası gibi oluşumlar görülmeye başlamıştı. Akıllara da şu geldi: acaba tekrardan deniz salyasıyla karşı karşıya mı kalıyoruz denildi. Ancak bir çalışma vardı, o çalışmayı sizlere aktarmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü denizlerdeki deniz salyası ile ilgili bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışma devam ediyor. Şimdi o çalışmanın detaylarını öğreneceğiz. Deniz salyası tehdidi devam ediyor mu, yoksa o görülen oluşumlar deniz salyasından bambaşka bir şey mi? Şimdi bunları soracağız. Yanımda iki değerli konuğum olacak. Önce ilkiyle başlamak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeleri Enstitüsü'nden Cem Gazioğlu'yla beraberiz. Efendim, CNN Türkiye yayınına hoş geldiniz öncelikle. Son birkaç gün önce biz de gördük. Belirli noktalarda Tuzla'da, Kadıköy'de, onun öncesinde Yenikapı'da, Zeytinburnu'nda denizin yüzeyinde deniz salyasını andıran oluşumlar görüldü. Önce böyle başlayalım ve ne gibi çalışmalar yaptınız ve çalışmalarda son durum nedir? Evet, siz de İstanbul Üniversitesi Alemdar 2 araştırma gemisine hoş geldiniz. Şimdi biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda iki enstitü olarak, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciler Enstitüsü olarak yaklaşık bir senedir aslında biz bugüne hazırlanıyorduk. Çeşitli zaman serilerimizi oluşturduk, datalarımızı ürettik. Bu ihbarlarla birlikte harekete geçtik denilebilir. İki gündür İstanbul Boğazı çıkışından itibaren, İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere, adalar çevresi, Tuzla, Tuzla'da bir gece kaldıktan sonra İzmit Körfezi ve gene Tuzla'ya intikal ettik. Sizi de burada ağırlıyoruz. Fakat biz bu ihbarlara kanıt olacak delilleri denizde göremedik. Yani biz gördüğümüz şeyler aslında belki geçmiş yıllarda da olan ama bu müsilaj hadisesiyle birlikte, algıda seçiciliğin artmasıyla birlikte her gönlünün müsilaj olduğu düşüncesiyle bazı ihbarlarda bulundu. İyi niyetli olanlar. Biz bunların üstüne gittik, titizlikle araştırdık ama denizin üstünde müsilaj veya deniz salyasına ait bir emare bulamadık. Ama biz muhtat olarak sürekli izlenen istasyonlardan da su numuneleri aldık. Çünkü bazı müsilajın ilk evrelerini de gözle göremeyebiliriz. Ama bu örnekleri laboratuvar ortamında izlersek belki müsilaja dönüşebilecek yapıları görebiliriz. Bunun sonuçları önümüzdeki hafta çıkacak. Bazı şeyler karıştırıldı. Tabii bu haklı olarak müsilaja benzetilmiş olabilir. Özellikle polen üzerinden hareket edildi. Bu çalışmayı da düşünerek aslında son bir sene içerisinde biz enstitüdeki polen laboratuvarımızı da aktif hale getirdik. Buradaki örneklerimizi de oraya götüreceğiz. Polen mi değil mi onun da cevabını vereceğiz. Mesela biz bu ihbarlarda odaklandığı noktalara dikkat ettiğimizde şunu gördük ki bu Tuzla civarında çok fazla bu konuda şey geliyor, ihbar geliyor. Bu da uçaktan inerken insanların sağa sola baktığı, deniz üzerinde gördükleri, belki bir gemi izinin kalıntısını müsilaj olarak tahmin ediyor olabilirler. İzmit Körfezi'nde biz hiç rastlamadık. Yani o konuda çok gönül rahatlığıyla bir şeyler söyleyebiliriz. Ama kıyılarda oluşabilir. Geçmiş yıllarda da oluşuyordu belki ama bu kadar dikkat çekmiyordu. Bazı noktalarda sanırım adedi 7 tane su kolonunda kamera da indirdik aşağıya. Müsilaja ait bir kalıntı bulamadık. Ama yaptığımız analizlerde ne gördük diye sorarsanız en önemli şey oksijene ilişkin olarak bazı bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Doktor Mustafa Yücel konuğumuz. Efendim, CNN Türkiye'ne hoş geldiniz. Oksijen açısından denizlerimizde ne gibi bir sıkıntı gördünüz? Evet, öncelikle bizi bu sefer de misafir eden Cem Hoca'ya ve Nuray Hoca'ya çok teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Alemdar 2 gemisinde özellikle oksijenin Nisan ayındaki, Nisan sonu itibarındaki son durumuna da beraber bakma inceleme şansımız oldu. Özellikle oksijeni çok yakından takip ediyoruz. Ne gördünüz? Bize evet, söyleyebilir misiniz? Evet, aslında geçtiğimiz yıldaki bu döneme göre durumun daha iyi olmadığını aslında gördük. Durum adım adım daha kötüye doğru gidiyor. Oksijen
değerleri açısından. Özellikle şöyle söyleyeyim, 35-40 metreden sonra şu an Marmara Denizi'nde ki biraz kış koşullarının etkisiyle de bu hala hüküm süren bir balığın girebileceği kadar oksijen değeri yok. Daha sonra düşük değerlere düşüyor. Bizim hipoksik dediğimiz değerlere düşüyor. Bu özellikle İzmit Körfezi'nde bu durum daha da akutlaşıyor. O kadar kalıcı hale geliyor ki dip suyu hiçbir zaman oksijen görmeyen bir ekosistem haline gelmiş durumda. İzmit Körfezi mesela. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, iki üniversite denizlerimizdeki o deniz salyasına ait tehdidin olup olmadığını araştırdı. Aslında bir sevindirici haber var. Görülen şeyler deniz salyası değil, açıklanan buydu. Diğeri ise yani kötü haber de denizlerimizde oksijenin alarm vermeye başladığını iki değerli uzman konuğumuz aktarmış oldu. Biz de Alemdar 2 gemisinden söz tekrar merkeze aktaralım.